İkinci Dünya Savaşı çıkana kadar dünyanın o güne kadar gördüğü en korkunç savaş olan ve bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'na kadar Büyük Savaş diye anılan Birinci Dünya Savaşı, kaybedenler kadar kazananların da çok büyük hasarlar aldığı, milyonların öldüğü, ekonomilerin çöktüğü devasa bir yıkım dönemi olarak tarihe geçmişti. Ve ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na 1917 yılındaki girişi savaşın müttefikler lehine sonuçlanmasına önemli etki etmiş ve savaş sonrası düzenin oluşmasında ABD'nin söz sahibi olabileceği bir ortam yaratmıştı. ABD savaş öncesinde siyasal anlamda değilse de ekonomik olarak dünyanın lider ülkesi konumuna yükselmiş, savaştan uzun süre uzak durarak savaşın yıkımından korunmuş, tüm bunlar olurken başta hegemon güç Britanya olmak üzere rakibi Almanya ve müttefiki Fransa büyük yıkım yaşamışlardı. Diğer savaşan güçlerden Rusya'da, Osmanlı'da ve Avusturya-Macaristan'da ise imparatorluklar dağılmıştı. Savaş kazanılmıştı kazanılmasına ama sonrası çok belirsizdi. Gramsci'nin bu dönem için söylediği üzere eski ölmüştü ama yeni de doğamıyordu. İşte böylesi bir ortamda ABD'nin nasıl bir dış politika izleyeceği çok önem kazanmıştı. Ve dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, daha sonra Wilson'cı gelenek olarak da alınacak olan bir yaklaşım geliştirmiş ve dünyaya daha sonra çeşitli yönlerden çok tartışılacak olan bir vizyon sunmuştu. ABD'nin kendisinin merkezde olup burada düzenleyici bir rol oynayacağı, bunu da oluşturulacak olan kurumlar ve o kurumlar içerisindeki kurallar aracılığıyla yapacağı ve bu yapı üzerinde işleyen bir dünya yaratma temelindeki dış politika hamlesi daha sonraki dönemlere etki edecek önemli bir girişim olacaktı. Wilson'ın önerdiği yapı özünde ulusal sistemleri uluslararası sisteme transfer etmek, benzerini oluşturmak üzerine kuruluydu. Bildiğiniz gibi ulusal sistemlerimizdeki işleyiş 3 tane temel güce dağıtılmış şekilde ilerler. Yasama, yürütme ve yargı. Bunlardan özellikle ilk 2 tanesini, yani yasama ve yürütmeye odaklanmak gerekirse, bizler, yani siyasal sistemin paydaşları, ki biz bunlara vatandaş diyoruz, temsilcilerimiz aracılığıyla hayatımızı şekillendirecek kuralları oluştururuz. İşte biz bu kurallara yasa, yasaların yapıldığı sürece ve alana da yasama diyoruz. Bu kuralları temsilcilerimiz aracılığıyla da olsa biz yaptığımız için bu kurallara, bazen bu bize uymayan kurallar çıksa bile uyacağımız ve ona uygulayanlara da destek olacağımızı kabul ediyoruz. Ki bu da bizi yürütme denilen konulmuş kurallar ışığında işleri yürütenlere getiriyor. Biz nasıl ki yasamayı destekliyorsak, benzer şekilde yürütmeye de başta vergi vererek, yani bütün faaliyetlerinin kaynağını vererek, bazen de bizzat kendimiz devlet çalışanı olup sistemin yürütülmesini sağlıyoruz. Ve bütün bunların sonucu da şu oluyor. Eğer mesela birisi çıkıp da ben bu kuralları beğenmiyorum, ben bunları uygulamıyorum derse, o zaman o bir kişiye karşı, örneğin Türkiye'de 80 milyon kişi olarak ona bir yaptırım uyguluyoruz ve onun o kurallar içerisinde yaşamasını sağlıyoruz. İsteyerek veya istemeyerek. Bu tabii ki diyelim bu örnekte o bir kişiye karşı bütün ülkenin toplanıp onun üzerine gitmesi şeklinde olmuyor. 80 milyonun verdiği vergilerle, kullandırdığı kaynaklarla belli bir gücü elinde toplamış olan yürütmenin o konuya müdahale edecek olan ilgili kişi veya kişileri kimse onların oradan aldığı güçle gidip konuya müdahale etmeleriyle oluyor. Yani diyelim ki bu bir adli vaka olsun, o bir kişiye karşı ya da daha fazla kişiyse artık bilmiyorum, vakaya göre değişir. Bir kişiye karşı bazen bir polisle mesela, bazen 10 polisle, bazen 100 askerle, bazen gerekirse 10 bin, 100 bin kişiyi bile kullanarak o kuralları yaptırabilme gücü devleti oluşturuyor biliyorsunuz. Ve bizim ulusal sistemlerimizi oluşturuyor. Yani devlet hem bizden gücünün kaynaklarını alıyor, hem de bizden aldığı yetkiyle güç tekeli haline geliyor. Güç tekelinden kastım da ulusal sınırların içerisinde devletin dışında hiçbir aktörün bir güç bulunduramaması durumuna deniyor. Şimdi Wilson'ın yapmaya çalıştığı şey de şu oluyor. Diyor ki, çok temel anlamda değerlendirecek olursak, biz sonuçta ulusal sistemlerimizin paydaşları olarak kendi temsilcilerimizi seçip kurallar oluşturuyoruz. Sonra kendi oluşturduğumuz yürütme komitesiyle de bunları uyguluyoruz. Birileri de buna karşı çıkarsa hep beraber sisteme destek verdiğimiz için bunu durduruyoruz, değil mi diyor. Tabii ki benim gibi söylemiyor ama özünde bunu söylüyor. Evet dediğimizde de diyor ki biz bunun aynısını neden uluslararası alanda kurgulamayalım. Yani biz bu sefer paydaşlar evet bireyler olmuyor, onun yerine devletler oluyor. Ve devletler kendi temsilcilerini bir tane
alana topluyorlar ki burası bir uluslararası örgüt oluyor. Bizim bugünkü Birleşmiş Milletler'in babası diyebileceğimiz Milletler Cemiyeti diye bir örgüt kuruluyor. Ve oraya yollanmış olan bu temsilciler bizim için uluslararası alandaki işleri düzenleyecek kurallar çıkarıyorlar. Ve hepimiz, biz zaten temsilcilerimiz aracılığıyla bunu yaptığımız için eğer örneğin paydaşlardan birisi, bir tane devlet ben bu kurallara uymuyorum dediğinde biz bunu hep birlikte çıkarttığımız için devletler olarak bu sefer hepimiz güçlerimizi toplayalım ve o zaman ona uymayan devlete karşı bunu kullanalım. Yani yaptırım gücümüzde bulunalım diyor. Bu haliyle gayet mantıklı değil mi? Yani yapmaya çalıştığı şey ulusal sistemlerimizi uluslararası alana aktarmak ve ulusal hukuk sistemine benzer şekilde bir uluslararası hukuk sistemi oluşturmak. Ama aslında kazın ayağı pek öyle değil. Çünkü ulusal ortamla uluslararası ortam arasında bir kere ciddi bir fark var. Ulusal ortamda ne diye lafa girmiştim? Devletin bir güç tekeli var demiştim. Yani biz sadece sistemi kurmak üzere bir araya gelip kurallar çıkarıp onu uygulamıyoruz. Aynı zamanda burada bir güç asimetrisi olsun, kurallara uymayanlara karşı devlet kuralları uygulatabilsin diye hepimiz gücümüzü bırakıp onu bir tane üst merciye veriyoruz. Yani şöyle düşünün, biz güvenliğimizi almak için kendi kendimize silah bulundurma hakkımız var mı? Sadece hafif silahlar için, o da belli izinlere tabi. Çok az bir kısmında var nüfus. O hafif silahlar bile. Ama kimse mesela ben kendi güvenliğimi sağlamak için evimin bahçesine, garaja bir tane tank koyacağım diyemiyor değil mi? Ben kendimi güvenli hissetmiyorum, o zaman ben tank alıyorum, parası olsa bile böyle bir şey diyemez değil mi? Bunu sadece devlet diyebilir. Yani bütün o tankları, helikopterleri, uçakları vesaireyi, yüz binlerce askeri polisi devlet tek eline topluyor. Ondan sonra biz bir kişi olarak, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi olarak bile, 10 bin kişi olarak bile neyse bir araya gelip biz bu kuralları tanımıyoruz, biz şöyle kuralları uygulayacağız kendi alanımızda, kendi yaşamımızda demeye kalktığınızda İşte o güç asimetrisi ortaya çıkıyor ulusal sistemlerde. Ama uluslararası sistem anarşik. Yani bir üst düzenleyici ilke yok. Bir üst devlet, üst yapı yok. Her bir aktörün kendi silahı var. Yani o bahçelerinde o tankları duruyor. Dolayısıyla buradaki o kural koyma sürecinde oyun daha farklı oynanıyor. Yani dediğim gibi biz ulusal sistemlerimizde bir kural koyduğumuz zaman ondan sonra ben bu kuralı beğenmedim, ben oynamıyorum diyemiyoruz. Ama uluslararası sistemlerde kuralları zaten koyan devlet sayısı belli olduğu için bu kural koyma sürecinin içine hiç girmeyebiliyor devletler. Örneğin bir anlaşma imzalanıyor diyelim. Uluslararası alandaki anlaşma bu, kurallar bu. Ben bu anlaşmayı imzalamıyorum ve ben bunu uygulamayacağım diyebiliyor bir devlet rahatlıkla. E bu da işi şuraya getiriyor. Şimdi uluslararası alanda güç tekeli yok. Yani uymayanlara uygulanacak yaptırım için büyük bir asimetri oluşmuyor. E kural koyma sürecinde tam bir bütünlük yok. E bu da işi sisteme, yani koyulan kuralları uygulatma konusunda destek verecek devletlerin önemine getiriyor. Çünkü güç de eşit dağılmamış durumda. Yani biz ulusal sistemlerimizde 80 milyon aşağı yukarı eşit güçlü insan olarak destekliyoruz. Evet, ekonomik olarak vergilerimiz falan değişiyor ama özünde küçük küçük tek tek bireyler olarak bir araya geldiğimizde güçlü olabiliyoruz. Ama uluslararası sistemde çok daha az oyuncu var. Bugün bile 193 ülkeden bahsediyoruz ki Wilson'ın önerdiği dönemde 51 tane ülke var. Ve bunların içerisinde de aslına bakarsanız 10 tanesi maksimum o da güçlü. E haliyle bu devletlerin kaçının bu kural koyma sürecini destekleyeceği, kaçının dışında kalacağı büyük önem kazanıyor. Ve zaten Wilson'ın bunu önerdiği 1. Dünya Savaşı sonrası düzende de elimizde zaten sayılı güç var. ABD, Britanya, Fransa, Rusya, sonra Sovyetler Birliği'ne dönüşüyor. Almanya, İtalya, Japonya, Çin ki bunların bazılarını o dönemde oyunun dışına bile çıkarabiliriz. Avusturya, Macaristan, Osmanlı dağılmış durumda zaten. Sovyetler'de o dönemde bir iç savaş var, devrim olmuş. Sovyetler çok oyunun içinde değil. Amerika, daha önceki bir videomda anlatmıştım uzun uzun Milletler Cemiyeti niye başarısız oldu kısmında. Amerika kendi koyduğu örgüte katılamıyor. Günün sonunda sistemi destekleyecek olan devletler zaten bir elin parmaklarını geçmiyor. Onların içinde de Almanya, İtalya, Japonya sistemin bırakın desteklemeyi karşısına geçince sistemi destekleyecek elimizde iki tane devlet kalır. Ve nihayetinde de Wilson'ın önerdiği model o dönem için dünyada hayata geçse bile çok başarılı olamıyor. Sadece 20 yıl sonra 2. Dünya Savaşı çıkıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada bir değerlendirme yapabiliriz. Yani Wilson'ın zaten sıklıkla eleştirilmesinin sebebi şu. Birçokları diyor ki böylesi bir yapıda, yani sizin kural koyma sürecini ve o kuralların da yaptırma gücünü
belirli devletlere bağladığınız anarşik bir ortamda bu kadar kural bazlı ve bu kadar kurum bazlı bir model önermeniz aslında bir illüzyondur. Ve aslında bu bir ulusal çıkarın yansımasıdır. Nedenini de şöyle söylüyor Edward Hallett Carr 20 yılın krizi isimli kitabında. Amerika artık kendisini dünyadaki ekonomik lider konumuna sokmuş durumda ve siyasal anlamdaki liderliği de paylaşan ülkelerden birisi. Dolayısıyla zaten sistem kendisine çalışıyor. O yüzden de bu sistemin devamını ister. Bu sistemin devamı için mevcut yapıyı kurallara ve onu uygulayacak kurumlara bağlarsanız sistem akıp gider. Dolayısıyla Wilson'ın istediği şey aslında uluslararası düzen için olduğu kadar Amerikan çıkarlarının ve Amerika'nın dünyadaki lider konumunun kalmasını sürekli hale getirmek için yaptığı bir ulusal hamledir diyorlar. Şimdi bunu dedikleri zaman aslında örtülü olarak şunu da demiş oluyorlar. Wilson'ın önerdiği modelde sistemin işlerliği nereden geliyordu? Tıpkı ulusal sistemlerde olduğu gibi tek tek paydaşların yani aktörlerin sistemi desteklemesinden geçiyordu. Şimdi diğer aktörler bunu Amerika'nın ve diğer aktörlerin ulusal çıkarlarının bir aracı olarak görürlerse sistemi destekler mi? Desteklemiyorlar. Onlar sistemi desteklemezse sisteme uymayanlara yaptırım gücü kalır mı? Çok azalır. İşte tam da zaten Wilson'cı modelin başarısızlığa uğramasının en önemli nedeni de bu oluyor. Bir sistem kuruluyor ama o kurulan sistem aslında paydaşların birçoğunun rızasını almıyor. Ve paydaşların rızasını almadığı için paydaşların sisteme etkisi de ulusal sistemlerin aksine çok büyük olduğu için ona meydan okumalar gelince sistem kendisini koruyamıyor ve nihayetinde çöküyor. Tabii ki bütün bunlar dünyaya ve Amerikan dış politikasına hiçbir etkide bulunmuyor diyemeyiz. Çok önemli etkileri oluyor ve biz kendi odağımız olan Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bir değerlendirmede bulunursak bunun kısa ve uzun vadede iki tane önemli etkisi oluyor. Kısa vadede ABD bu model daha başarısızlığa uğramadan biraz önce söylediğim videomda da anlattığım üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç meselesinden ötürü 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan bir meclis soruşturması sonrasında izolasyonist dış politikaya geri dönüyor. Ben bunu zaten 2 video önce anlatmıştım o yüzden bir daha anlatmayacağım. Kısa vadedeki etkisi bu oluyor. Ama uzun vadede Amerika'da dış politikayı nasıl yürütelim? Dünyada özellikle lider konuma, hegemon konuma geçtikten sonra bu liderliği nasıl sürdürelim tartışmalarındaki görüşlerden, temelde bunlar 4'e genelde ayırıyor bu konuyu inceleyenler ama bu yaklaşımlardan bir tanesi biz bunu kurumlar ve kurallar aracılığıyla yapalım. Çünkü zaten biz hegemon konumdayız ve bu kurumlar ve kurallar zaten bizim çıkarlarımızla örtüşüyor ve dünyanın da bütün bu yapıya rıza göstermesine yardımcı oluyor. O yüzden biz daha böyle ulusal çıkarlar veya daha saldırgan imparatorluk vari düzeni tam olarak dikte edelim tarzı politikalardan ziyade ya da içimize kapanalım tarzı politikalardan ziyade bu kurumların ve kuralların gücünü kullanarak ve bunları kendi konumumuzla şekillendirerek uluslararası alana müdahil olalım ve orayı şekillendirelim diyen bir dış politika geleneği yaratıyor Amerika Birleşik Devletleri. Fakat dediğim gibi bu geleneklerin bir tanesi evet önemli bir tarihsel kırılma noktasını da ifade ediyor Amerika Birleşik Devletleri için. Fakat tarihsel süreç olarak alırsak ABD aslında bu sürecin sonunda tekrar izolasyonist dış politikaya dönüyor. Ne zamana kadar? Pearl Harbor baskınına yani 2. Dünya Savaşı'na kadar. Dolayısıyla bu serinin ilerleyen videolarında artık 2. Dünya Savaşı'na gelelim ve Amerika dünyaya tekrar nasıl müdahil oldu ve bu onun politikasını tamamen nasıl değiştirdi ve bizi Soğuk Savaş'a götüren sürece nasıl getirdi bunu inceleyelim ilerleyen videolarda. O yüzden bugün burada duralım ve ben size yine bugünkü videoma eşlik ettiğiniz için teşekkürlerimi edeyim ve bir sonraki videoda sizi beklediğimi söyleyerek videomu sonlandırayım. Görüşmek üzere.